ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Tolga Akyıldız'ın düzenlemiş olduğu 10. Açık Sahne'de yine Dream TV olarak buradayız. Müziğin birbirinden renkli ve başarılı ismi birazdan bu sahnede olacak. Ayşegül Aldinç, Koray Candemir, Harun Tekin, Son Feci Bisiklet gibi birbirinden renkli isimler birazdan bu sahnede bizlerle olacak. Ve şu anda sahnede Pera var, hep beraber dinliyoruz. Gruplarından Pera ile beraberiz. Taze taze sahneden indiler, hemen yanıma aldım onları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl da açık sahnede olmak, şu anda indiniz? Çok güzeldi, çok heyecanlı. Çok güzel müzisyen dostlarla bir araya geldi. Her zaman bir araya gelemiyoruz. Konser yoğunlukları, herkesin ayrı trafiği var. Çok güzeldi ya, çok eğlendik. Seyirci de çok güzel. Diğer müzisyenlerle, izleyen insanlarla bir arada olmak, iletişimli olabilmek çok güzel. Hele bunu müzikle, yaptığınız işle yapabiliyorsanız o çok büyük keyif. Çok inanılmaz keyif aldık. Onur duyduk yani bugün burada olmaktan. Geçen ay yeni bir albüm çıkardınız. Onun geri dönüşü nasıl oldu? Tepkiler nasıl oldu? Çok güzel. Bütün sosyal mecralarda ayrı ayrı çok dinlenildiğini gözlemleyebiliyoruz rakamlarla. Ekstradan mesajlarla. Bizi çok mutlu ediyor. Sevildiğini hissettiğimiz gerçekten bir albüm oldu. Bizi dinleyen insanların da kitlemizin de genişlediğini hissediyoruz. Aileye yeni katılan dinleyiciler var. Çok mutluyuz yani. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla burada olmak harika. Zaten müzikleri duyuyorsunuz. Yani orada olmak için şu an can atıyoruz. Çok eğlendik sahnede. Çok da yorulduk yani, biraz derlemiş olabiliriz. Mutluyuz. Sahnede olmaktan onur duyduk yani. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Yanımda You Make It Bright grubu var. Az önce Fatma Turgut'la sahnede çok güzel tek bir şarkı seslendirdiler ama hani sahneyi yıktılar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl da açık sahnede olmak? Keyifliydi. Doyamadık gerçi, az şarkı çaldık ama güzeldi, kalabalıkta coşkuluydu. Bambaşka bir duyguydu. İnsanlarla beraber burada bu duyguyu, ruhu paylaşmak güzeldi. Bu sahnede birazdan Yaşar, Koray Candemir, Ayşegül Aldınç gibi çok farklı tarzda müzikler yapan insanlar sahne alacaklar. Bunların arasında bu tarz müzikle sahnede olmak nasıldı? Çok garipti işte, bizi tatmin eden taraf da o. Çünkü tabii bunun büyük bir, yani bu konuda büyük bir rolü var Fatma'nın. Fatma olmasaydı kesinlikle, yani festivallerde çaldık, Mor ve Ötesi'yle çaldık. Hatta Fatma ile arada muhabbetimiz de oluyor. Harun Tekin'le yapmak istedik biz düeti. Çünkü grupça Mor ve Ötesi hayranıyız baya baya. Bir festivalde de birlikte çaldık. O festivalden sonra Türkçe yapma kararı aldık. Ve şimdi o isimlerle aynı sahnede bu tarzla, herhangi bir tarzımızı değiştirmeden birlikte olmak bizim için çok gurur verici bir şey. O bizi tatmin eden bir şey. İnsanların da sahneden baktığımızda mutsuz olmadığını görünce, yani bu tarzı kabullendirmeye çalışmamız başarıyla sonuçlanıyor gibi geliyor bana. Peki Fatma Turgut'la yollarınız nasıl kesişti? Mail attık davulcuları Kerem Sedef'e. O Fatma'ya iletti. Fatma da düet yaptık. Ya kayıda geldi, söyledi. Birbirimizi çok sevdik. O bizi sevdi, biz onu çok sevdik. Peki devamı gelecek mi bu düetin? Gelmeyecek sanırım. Yani sahnelerde bizimle oluyor ama biz isteriz yani bizle birlikte şarkı söylesin. Ama bilmiyorum, ona da sormak lazım tabii. Ben bir de şeyi merak ediyorum, grubun ismi nereden geldi? Grubun ismi birlikte izlediğimiz bir filmden geldi aslında. Hani klişe vardır ya, Now You Make It Bright. Biz de oradan bir alıntı yaptık. Birçok filmde aslında diyorlar. Evet işte, birçok filmde ama zaten. Ama spesifik olarak hani bir film var mı diye merak ettim aslında. Onu hatırlayamıyoruz. Filmi izledik ama şu an çok bir hatırlayamıyoruz. Motto haline gelmiş evet. Zaten. Yani o şekilde. Bensiz Bir Senden Sonra şimdi sırada hangi parça var? Aslında Türkçe bir şarkı yapıp sonra İngilizceye devam etmek istiyorduk ama dönütler ve gelişen olaylar, plak şirketi vesaire olsun, arkamızda duran insanlar çok güçlü ve çok değerli isimler olduğu için bir Türkçe albüm yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Ama şu an grup arasında da single mı yoksa bir albüme mi girelim gibi konular konuşuluyor. Çünkü zaten bu yaz İngilizce albümümüzü yapıp bir kenara koymuştuk.
Hani o da var aynı zamanda. Bir düşünce safhasındayız şu an o konuda. Öyle diyebiliriz. Ama yani kötü uzun bir süre geçmeden bir single yayınlayabiliriz. Kesinlikle. Çünkü arayı açmamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Manga'nın sevgili solisti Ferman Akgül var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıldı açık sahnede olmak? Bir sürü farklı şarkıcıyla beraber sahnedeydiniz. Güzel, bu eğlenceli bir organizasyon. Hem uzun zamandır görmediğimiz insanları görüyoruz. Bizim için güzel bir kulis oluyor. Tek kötü yanıt iki şarkı çalıp inmek, o adrenalin eksikliği. Evet, bir gazla çıkıp sonra böyle hemen inmek kötü oluyor ama birçok insan var. Herkesin sahne alması lazım. Hepsini destekliyoruz. İşte bizden sonra Keti var. Çok severek destek verdiğimiz bir grup. Güzel, burada olmak eğlenceli. Solo bir proje yaptınız. İstemem Söz Sevmeni adlı single yayınlandı. İki gün önce de lansman gerçekleşmiş galiba. Geri dönüşler nasıl oldu, tepkiler nasıl oldu? İyi oldu. Çünkü orada aslında sektördeki tanıdıklarıma, arkadaşlarıma da neler yapabileceğimizin sunumunu yapmış olduk. Onların kafasında da Ferman sahnede ne yapacak sorusu vardı ve onu gördüler. Şimdi onları hep bir değerlendiriyoruz ve bunu acaba konsere, turneye nasıl dönüştürebiliriz? Onun projelerine başlayalım. İlelebet aşk bu bendeki, kör olası yaktı içimi. Ara sıra uğra kalbime, oyunun içinde tut beni. İlk söylediğiniz şarkının hikayesini merak ettim ben bu arada. Tam duyamadım, Suriyeli çocuğun. O benim YouTube'dan dinleyicilerime hediye ettiğim bir şarkıydı. Evde yaptığım, basit bir o anda yaptığım demoyla. Bir sene, bir buçuk sene önce Suriyeli küçük bir çocuğun yazdığı, söylediği küçük bir not vardı. Anlatacağım Tanrım'a diye. Serzenişte bulunuyordu insanlara, tüm dünyaya. O söz bana ilham verdi ama nereye götürebileceğimi bilmiyordum. Öyle kaldı derken bu yaşanan acı olaylar, ülkemizde yaşanan saldırılar, dünyada yaşanan saldırılar ister istemez, yani ben kendimi böyle ifade edebiliyorum. Bunu tweet atmaktansa, başka bir yerlerde paylaşmaktansa böyle doğru dökebiliyorum içimi. O öbür tarafı yanlış demiyorum ama ben öyle kendimi yanlış ifade edebileceğimi düşünüyorum. Bu daha doğru bir ifade biçimi. Sessiz de kalamam. O yüzden onu yaptım ve herkese hediye ettim. Öyle bir şarkıyı da ticari olarak sunmak çok doğru gelmemişti çünkü bize. Ama çok güzel bir ekibim var benim. Sertan İpek, Egemen Kastakçıoğlu, Turan Sarıvay. Onlar o şarkıya bambaşka bir ruh kattılar. Şimdi onlarla bir ekip kurduk ve konserlere devam edeceğiz. Manga'yla beraber yeni bir şeyler? Manga da devam ediyor konserleri ve yeni bir single yapıyoruz. Birol Giray'la birlikte ben çok çalışmalar yapmıştım aslında. O bizim cevap sorularımızı remixlemişti. Şimdi yeniden Manga, Birol Giray çok güçlü, çok güzel bir şarkı yapıyoruz. Sıfırdan ilk defa bir araya gelip yapacağız bunu ve bunu bir elektronik bir projeye dönüştüreceğiz aslında. DJ'lerle birlikte yapacağımız iletişimler olacak. Biraz halka açılacağız aslında. Böyle bir ipucu verebilirim. Çok güzel, keyifli bir proje geliyor. Ondan hemen sonra Manga albüm kayıtlarına girecek. Ben de maxi single aynı zamanda planlayacağım. Yani hepsini bir arada yürüteceğiz. Evet. Bu yaşlarda yapmamız lazım her şeyi. Farklı bir soru olarak, baba olmak nasıl?
Baba olmak güzel. Bugün doktor kontrolüne götürdüm. 10,5 aylık oldu. Pazartesi günü aşısı var. Yüzünüz ayrı bir güldü ama yani bu konuyu açınca. Size, müziğinizde yansır bu inşallah diye düşünüyorum. Yansıyor. Bu şarkının sözlerini yazarken zaten Aron 3 aylıktı. Eşim ben bir eve kapandık Bodrum'da. Hep onlar etrafımdaydı. Aron etrafımdaydı ve ben finalizeyi o halde yaptım. O duygularla yaptım. Bana çok ilham verdi. Çocuktan ilham alıp aşk şarkısı yazılır mıymış? Yazılırmış ya. Oluyor demek. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harikaydınız. Sizlere desteğiniz için her zaman yanımızdasınız. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Bu yangın beni yanımızda Keti grubu var. Az önce sahnedeydiler. Çok güzel bir performans gerçekleştirdiler. Şimdi onlara sorularımızı yöneceğiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Sizi bilmeyenler için Keti nasıl bir gruptur? Nasıl oluştu? Nasıl tanıştı? Hikayesi nedir? Bunu bir dinlemek Keti, istiyorum. Keti Eskişehirli bir grup. 2010 yılında bir araya geldik. Yaklaşık 4 senelik bir kayıt sürecimiz oldu. Albüm kayıt sürecimiz. Prodüktörümüz Yağmur Sarıgül, Manga'nın gitaristi. Nasıl ayrıca tanıştınız? Nasıl bir araya geldiniz? Onu da merak ediyorum. Nasıl bir araya geldik? O zaman onu Egemen anlatsın size. Manga yeni albüm çıkardı. Ben de heyecanla Manga'yı takip ediyorum. Böyle bayağı fan durumundayım. Bir gün MySpace'te mesaj kutuma Yağmur Sarıgül'den bir mesaj geldi. Merhaba Egemen, nasılsın diye. Sonra biz sohbet etmeye başladık. Ben çok heyecanlanmıştım. İstanbul'a geldim. Bir genç bir gruba prodüktörlük yapmak istediğinden bahsetti bana. Yeni bir oluşum. Daha sonra arkadaşlarla bir araya geldik. O şekilde başladık. Sen yağmurlara akıp gitsin hatıralar boş sokaklar. Biraz da sizden dinleyelim Yağmur Bey. Yani aslında çok uzun soluklu bir şey var, hikayemiz var. Hepsini anlatmayacağım ama yani bir yaklaşık 3-4 senelik bir birlikteliğimiz var. Genelde internet ortamları, müzik ortamlarından falan. Ben ilk Egemen'le Hüseyin'i tanıdım gruptan. Yani duruşlarını, tarzlarını çok beğeniyordum. Ondan sonra tam o dönemde zaten Keti kurulma aşamasındaydı. Yavaş yavaş kuruldu. İşte diğer elemanlar geldi. Şarkılarını yapmaya başladılar falan. Yani büyük bir içecek firmasıyla Tarkan Manga ile birlikte bizimle birlikte Keti de yer aldı ve Türkiye'yi turladık. Onlar için çok önemli bir tecrübeydi bu. Yani yaklaşık 1 milyon insana çaldılar çünkü. Ancak ondan sonra biraz bir şey oldu, hani devamı gelmedi işin. Ben o zamanlar hani biliyordum, tavsiyeler veriyordum sadece. Hani prodüktörlük yapma gibi bir şey konuşmuyorduk. Biraz abilik yapıyordum yani. Sonra iş bana düştü. Dedim ki tamam, bu projenin yapılması lazım. Bir motivasyon sağlanması gerekti. Evet, yani bizim o sıralarda zaten Manga'nın stüdyosu da stüdyon oturmuştu. Gelin dedim Manga'nın stüdyosunda Keti'nin albümünü yapalım. Böylece başladık. Sonra 12 bizim şarkılık, hayalimiz. Evet, 12 şarkılık bizim hayalimiz albümünü birlikte tamamlamayı başardık. Fişek gibi sağlam bir albüm oldu diyebilirim. Hepimiz beraber bir iş yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara duygularımızı müzikle anlatmaya çalışıyoruz. Ve burada içeride çok güzel bir kalabalık var. İnsanların bize bestelerimizle dinleyip, bestelerimizi dinleyip bize bizimle beraber duygularını paylaşması çok güzel bir oluşum. Buradan Tolga Bey'e de çok çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda bize yer verdiği için. Diğer sanatçı arkadaşlarımız zaten hepsi birbirinden güzel. Hepimizin belki de çocukluk hayallerini süslemiş insanlar da var aralarında. O yüzden çok mutluyuz böyle bir organizasyonda olduğumuz için.
anda yanımızda Son Feci Bisiklet üyeleri var. Taze indiler sahneden. Performansları harikaydı. Hemen dönüyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz henüz daha hiç ismimiz ortada yokken biz yine Tolga Akyıldız'ın bu sahnesine çıkmıştık daha önce. O bizim için anlamlı bir şeydi yani. Şimdi yine güzel oldu. Onu tekrar etmiş olduk. Vesaire albümü çıkalı bayağı bir oldu. Güzel tepkiler de aldı. Şimdi sırada yeni bir albüm varmış galiba. Az önce Reklamlar adlı şarkıyı seslendirdiniz. Onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Yani yeni bir albüm yapıyoruz şu anda. Evet, yani ne diyeyim ben de. Hani şimdi Mayıs'ta yeni bir albüm yayınlamak niyetindeyiz. Tarzınız nasıl olacak? Yine aynı tanıdığımız Son Feci Bisiklet gibi mi olacak yoksa farklı bir şeyler mi? Aynen evet. Tarzımız aynı olacak. Yani. Pazar Vertisi'nde bir klip çekildi gene yakın zamanda. Ona tepkiler nasıl oldu? Ben bilmiyorum. Söylemek isteyen var mı? Yok evet, o şu an internetten şey yaptığı için, uzaklaştığı için. İyi oldu diye görüyoruz ama yani umarım iyi olmuştur. Kötü oldu mu diyeyim. Yok, gayet iyi olduğu gibi görünüyor. Yani biz en azından bizim içimize sindi. Yani dördümüzün. Keyif aldık. Duyguyu verebildiğimizi düşünüyoruz klipte. Fazlasıyla. O yüzden iyi oldu diye düşünüyoruz. Yoldan çıkmak için tam zamanı ve tam yeri. Gel öldür beni ya da fesat düşünce. Üyeleri neler yapar hayatlarında müzik dışında? Ozan Bey. Ne yapıyorsun sen? İstediğiniz cevabı vermeyeceğim bu arada çünkü sonra benimle dalga geçiyorsunuz yani. Düğün fotoğrafçısıyım ben. O yüzden bunu söylememi bekliyorlar yani. Özellikle o yüzden. Ya o da ayrı bir şeyim yani, benim zevk aldığım bir konu çünkü mesleğim itibariyle. Onu da öyle bir birleştirme yaptım. Daha deminki soruya da... Ben öyle bir şey yapıyorum, diğerleri hiçbir şey yapmıyor. Performans öncesinde yanımızda Gece Grubu'ndan tanıdığımız Can Baydar, Mor ve Ötesi'nden tanıdığımız Harun Tekin ve Koray Candemir'le beraberiz. Birazdan hep beraber aynı sahneyi paylaşacaklar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biz de işte idare ediyoruz. Birazdan aynı sahneyi paylaşacaksınız. Neler düşünüyorsunuz? Açık sahnede olmak nasıl bir duygu sizin için? Tolga Akyıldız'ın düzenlediği bir etkinlik bu. 10.sü yapılıyor. Daha önce hepimiz çeşitli defalar burada bulunduk. Dolayısıyla hep beraber burada bulunmanın keyfini yaşıyoruz bu akşam, değil mi? Aynen öyle. Yaşasın, evet. Biz Harun'u bunları atsın diye yanımıza taşıyoruz zaten, anlatsın diye. Ben anlatıcı olarak yer alıyorum zaten esasında. Kalbe Kör Düğüm taze çıktı. Tepkiler nasıl oldu albüme şimdiden? Albüm daha çok yeni çıktı. Bu kadar fazla mikrofon beni heyecanlandırdı. Evet. Bu yeni albümümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Nelerdi bu harika albüm? Nasıl evet. Oldu? Albüm daha yeni çıktı. Böyle daha yeni olduğu için biraz zaman gerekiyor oturması için. Yeni böyle geri dönüşler alıyoruz. Ama valla keyfimiz yerinde. Kimler çalıştı albümde? Böyle biraz bilgi verir misiniz albümle ilgili? Albümümüzü Harun Tekin'le birlikte kaydettik. Tanırsınız. Çok sevmem ama yani çok yetenekli ama pek hoşlaşmadığım bir insan. İşte bazen yer yer zorlukları da vardı. Ama biraz
şeymiş yani, biraz dik kafalı olduğunu duyuyorum ben. Dik kafalıydı ama işte orta yolu bulmaya çalıştık. Ben yani de çok duygusal diye duymuştum. Duygusaldır, evet. Alman lisesi mezunu olmasına karşın Alman böyle alttan bir şeyi vardır. Akdeniz rüzgarı da eser böyle. Çok derinde bir kalbi de vardı. kalbe kördüm değil mi zaten? Tabii. Öyle bağlamış olalım. Pardon. Saklı abiminde siz prodüktörlük yapmıştınız geceye. Evet. Şimdi de sıra sizde. Nasıl bir dostluk, nasıl bir arkadaşlık bu? Ben onu nereden şey diyorum, biz bu geceyi paranteze aldık. Ya bir dakika dur, ciddi bir şeyler söyleyeyim. Evet, söyle. Ya bu bizim için çok eğlenceli bir durum. Çünkü biz Ankara'da müzik yapma sebeplerimizden böyle en önemlileri işte bu iki adam, onların grupları, onların müzikleri. Ve İstanbul'a geldiğimizden beri de sağ olsunlar hep bizim yanımızda oldular. Aslında biz onların müziklerini dinlerken de bir gün tanışsak çok iyi anlaşacağımızdan emindik yani. Ve gerçekten de tanıştığımız zaman da bir anda bir hayal kırıklığı oldu tabii ilk şeyde. Ama sonra işte o da dengelendi. Yok yok. Bizim için çok özel bir durum. Ve açıkçası da böyle olduğu için çok mutluyuz. Eğer abiler de bundan memnunlarsa ne kadar güzel. O zaman Koray Bey'e dönüyorum. Yeni single'a tepkiler nasıl oldu sona? Güzel, gayet iyi. Teşekkür ederim sorduğun için. Yani işte yeni çıkardık biz de zaten. Aynı zamanda biraz pişti olduk ama. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu değil mi? Güzel işte ya, zaten böyle bir yapımcı olayına giriştik. Bütün kendi ekibim olarak beraber yapıyoruz artık. Bayağı bir iş bindi bize yani, bir kafalarımız yandı bir süre sonra. Ama işi bitirdik, çıkardık. İşte bakacağız artık. Güzel, tepkiler de güzel. Albüm yapar mıyım bilmiyorum kısa dönem içinde. Ama böyle birkaç tane daha single yapıp belki ondan sonra girebilirim. O zaman Harun Bey'e direkt dönüyorum. Mor ve Ötesi ile alakalı yeni projeler, neler bekliyoruz, yeni şarkılar? Bu sene aslında çok fazla haber var. Ama onları o kadar güzel zamanlarda ve o kadar net bir şekilde vermek istiyoruz ki şu anda sadece birçok güzel şey yapacağız diye biliyorum. Ama Mor ve Ötesi 20. yılında ve çok çok sürprizlere gebe, öyle söyleyeyim. Ama geri dönüyor diyebiliriz bir nebze. Bence diyebiliriz. Evet, bence de. Çok teşekkür ediyorum, bu kadardı. Biz teşekkür ederiz. Şafak'a çok selamlar. Şafak'cığım, görüşmek üzere. Düzenlemiş olduğu %100 açık sahnenin sonuna geldik. Nasıldı sizce bu 10. açık sahne? Valla işte 10. olduğu için çok büyük gurur duyuyorum. Yani ilk sahneye çıktığım zaman da arkadaşlarımı sunarken dedim ki hani bunu ilk hayal ederken 10. olacağını hiç hayal etmemiştim. Çok şükür 10. oldu. Aradan 2 sene falan geçti. Demek ki müzik gerçekten insanları bir araya getiriyormuş. Klasik bir etkinlik haline geldi. Ama şimdi ara girecek galiba. Birkaç ay gerçekleşmeyecek. Ne zaman bir dahaki? Yaz tatiline gireceğiz. 23 Eylül'de tekrar hep beraberiz. Hani aslında bunu bir ara olarak görmüyorum. Hani herkesin konserleri var, işleri var. Biliyorsunuz bu bir misyon etkinliği ve hani müzisyenlerin buraya gelmesi kendi işlerinden bir feragat ederek oluyor. Dolayısıyla hani onların işlerin bitmesini bekleyip 23 Eylül'de tekrar buluşacağız. O zaman 23 Eylül'e kadar hoşça kalın diyoruz Dream Team olarak.